Cumhuriyet'in ilk anayasasında ne yazdıysa aynısını bugün hayata geçirmek için attığımız bir adım söz konusu aslında. Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, mevcut anayasada kayıtsız şartsız milletin olan egemenliğin anayasal kurumlar eliyle kullanıldığını ve bu durumunda şikayet edilen sistemi doğurduğunu belirtti. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ve millet bu iradesini kendi seçtiği vekiller yani meclis eliyle kullanır sözünü yani ilk anayasamızda, Cumhuriyet'in ilk anayasasında ne yazdıysa aynısını bugün hayata geçirmek için attığımız bir adım söz konusu aslında. Ercoşkun yapılacak olan yeni anayasa düzenlemesinin milletin sandıkta her türlü yönetimi belirleyecek oyu vermesini sağlayacağını söyleyerek milletin oyununda böylece değer kazanacağını ifade etti. 60 ihtilalinden sonra yapılan anayasada ve 80 ihtilalinden sonra yapılan anayasada bu madde hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ama millet bu iradesini anayasal kurumlar eliyle kullanır şeklinde değiştirilmişti. Ve bu da şikayet ettiğimiz o vesayetçi yönetimi, vesayetçi sistemi doğurmuştu ki bu da kişisel hak ve hürriyetleri, özgürlükleri kısıtlayan ve milletin oyunu aslında değersizleştiren bir ortam oluşturmuştu. Rahmetli Özal Cumhurbaşkanı olarak Cumhuriyet tarihinde askerden gelen Cumhurbaşkanı kavramını nasıl değiştirdiyse aslında bugün yaptığımız değişiklik de milletin kendisinin her türlü yönetimi belirleyecek oyu vermesini sağlayacak. Peki yeni düzenleme nasıl olacak? Ne değişecek? Millet verdiği bir oyla milletvekilini seçecek, yasaları yapan organı, meclisi belirleyecek. Diğer oyla da hükümeti yani Cumhurbaşkanı'nı ve Cumhurbaşkanı'nın belirleyeceği bakanları tespit etmiş olacak. Ve bu sayede kendi oyuyla kendi kaderini tespit etmiş olacak. Ama vesayetçi kurumların etkisi de bu sayede sıfırlanmış olacak. Türkiye'nin şu son 3-4 yıl içerisinde yaşamış olduğu çok büyük gelişmeler, başta Gezi olaylarından 17-25 Aralık'a, akabinde 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı bölgede yaşanan gelişmelerle birlikte o kadar önemli bir noktadayız ki şu anda. Bu noktada bundan sonrasında Türkiye'yi götürebilmek için milletimizin ihtiyacı olan değişiklikleri 2001 yılında ne söylediysek, 2010 yılında ortaya koyduğumuz anayasa taslağında neleri ifade etmişsek, onu bugün milletin takdirine sunuyoruz aslında. Ercoşkun muhalefetin yangından mal kaçırır gibi düzenleme yapılıyor eleştirisine ise şöyle cevap verdi. 7 yıldan beri milletin takdirine sunduğumuz bir anayasa değişikliğini aslında şu anda oynayacağız. Artık sözde, kararda, yetkide, mühürde millette. Millet ne derse o olacak.